Kardeşlerim, Amr ibn-i Meymun isimli zat, Bukhari'de ve diğer hadis kitaplarında rivayet edilen uzunca bir olayı var. Bu olay, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şehadetiyle ilgilidir. Dersimizin konusu da budur. Özellikle bu olayı defalarca dinlemiş olabilirsiniz. Bir kere daha özetlemek istiyorum. Amr ibn-i Meymun diyor ki, Ömer sabah namazına geldiğinde önce safları düzeltir, sonra da safların düzeldiğini görünce namaza tekbir getirirdi. Yusuf suresi, Hicr suresi gibi uzun sureleri okurdu ki millet birinci rekata yetişsin diye. Yine bir gün sabah namazına geldi, safları düzeltti, sonra da namaza durdu, tekbir getirdi. O tekbir getirince, Ebu Lu'lu'e isimli bir köle, mecusi, Ömer bin Hattab'ı arkasından hançerledi. Ömer bin Hattab, bir köpek beni ısırdı diye bağırdı. Ama bu Amr ibn-i Meymun hemen arkasında namaz kıldığı için sahneyi iyi görmüş. O arada da bu katil yakalanmamak için etrafındakileri hançerleyerek kaçtı. Kaçarken de 12 kişiyi daha yaraladı, 7'si şehit oldu o esnada. Olayın yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 10 sene namaz kıldırdığı mescidin mihrabı. Ömer de sabah namazı kıldıracaktı. Tekbir getirdi. İstiftah yaparken bu olay meydana geldi. Bir Müslüman Ebu Lu'lu'ya denen Mecusi'yi yakaladı. Ama o da kendini öldürdü, intihar etti. Böylece katil de gitmiş oldu. Ömer yere düştü. Hemen bu sahneye dikkat edelim. Ömer yere düştü. İnsanlar ne oldu diye arka saftakiler Ömer'in üzerine geldiler. Ömer Abdurrahman İbni Avf'ın elini tuttu. Sen geç namazı kıldır dedi. Abdurrahman İbni Avf çok kısa zamm-ı sureler okuyarak namazı kıldırdı. Diyor ki Amr İbni Meymun ne olduğunu arka saftakiler anlamadığı için Sübhanallah, Sübhanallah diye bağırmaya başladılar. Yani imamın sesini duymuyoruz. İmam yüksek sesle okusun demek istiyorlar. Önde ne olduğundan haberleri yok. Burada kanın mı duracak? Aklın mı duracak? İmam kim, cemaat kim mi ölçeceksin? Allah için hepimiz tefekkür edelim. Ümmetin lideri hançerleniyor. Birisini safa geçiriyor. O orada yaralar içerisinde kıvranıyor. Arka saftakiler kıpırdamıyor. Ön saftakiler de kıpırdamıyor çünkü namazdalar. Çünkü namazdalar. Dersi ben başlatmak istiyorum. Cep telefonu çalsaydı birisinin ne olurdu acaba? 12 kişi yaralanıp yere düşmüş. Ömer'le beraber 8 kişi şehit olmuş. Arkadakiler Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah yani imamın sesini duymuyoruz diyorlar. Ön saftakiler cenazelerle meşgul. Arkada cep telefonu çalıyor duymuyorlar. Namaz kılıyorlardı ve namaz kılıyoruz. Hiçbir söze gerek kalmadı. İş bitti. Burada sigorta attı zaten. Namaz kılıyorlardı. Abdurrahman İbn Avf namazı kıldırdı. Namazdan sonra dünya yıkıldı. Ömer'in öldürüldüğü anlaşıldı. Cep telefonu çalan cami ile Ömer'in şehit edildiği camiyi ölçebiliriz. İsimleri cami ikisinin de. Buna itirazım yok. Kardeşlerim Ömer bin Hattab'ı hemen sal yapıp evine götürdüler. Bundan sonrasını İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Çünkü İbn Abbas delikanlı birisi ve onun danışma heyetindendi. İbn Abbas bundan sonrasına devam ediyor. Amr ibn Meymun'dan sadece o namaz sahnesini alıntıladık.
Ama bu olayı da Sahih-i Buhari'den naklediyorum, özetleyerek. Eve götürdüler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı yatırdılar. İbn Abbas'ı işaret etti, gel dedi. Çabuk git, beni kim yaraladı bak dedi. İbn Abbas, gittim dolaştım diyor. Öldürenin Muire İbni Şube'nin kölesi Ebu Lü'le'ye olduğunu anladım. Geldim. Dedim ki, ya emirel müminin, seni öldüren Muire'nin mecusi kölesiymiş. Ellerini kaldırmış. Elhamdülillah, elhamdülillah. Rabbim sana şükür olsun. Beni bir mümin öldürmedi. Kıyamet günü müminle yüzleşmeyeceğim demiş. Bir kere daha aklımızı durdurup, beynimizi stop ettirip, Ömer Müslümanlığı görebiliriz. Öldürülüyor, hançerleniyor Resulullah'ın mihrabında. Bu bir gün kıyamet günü mahkeme olacak, bunu biliyor. Sevindiği şeye bak, müminle karşılaşmayacağım kıyamet günü diyor.